Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana ya destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet. Şöyle yine iğneden tığa bir model anlatacağız bugün. Bu iğne yası modelini sizler için tığa çevirdim. Şöyle bu tek anten yerine iki tane kullandım arkadaşlar. Böyle tek boynuz gibi değişik durdu. O yüzden ben de bunu iki tane böyle kelebek anteni yaptım şu şekilde oldu. Benim de iğneden daha çevirdiğim modelin bakın bu şekilde oldu arkadaşlar. Şöyle e, birebir aynısını sizler için hazırladım. Şu anten kısmı dediğim yerde şurası bakın iki tane bir yerin iki tane yaptım. Böyle sarıyla da tohumlar atarak hareketlendirdim bu anten kısmını. Evet. Arasına da sadece ara suyu olarak bu şekilde tığ battılar. Hazırladım arkadaşlar. İsteyen dileyen şöyle e, üçgenli ara suyudan koyabilir. Üçgenli kirpikli trabzan yapıyoruz. Ondan koyabilir isteyen. Model bu şekilde sade olduğu için ben de sade yaptım. Böyle tığ yaptım. Evet şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar. Şöyle ikişer zincir çekerek tülbentimizin kenar tığlama işlemini yapıyoruz. 696 nolu videomda tüm püf noktaları ile mevcut oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle iki tığ battı arasına da 15 tane bu şekilde tığ battı yapıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Şimdi bunu 15'e tamamlayalım. Şöyle tığ battımızın içine sık iğne ile ipimi sabitledim. 3 zincirimi çekip sıradaki tığ battıya 3 zincir şöyle tığ battı ya. 1 2 3 zincir tığ battığının içine girip sabitledim. Evet 15 tane olunca şöyle ters tarafından çevirdim. Hemen sık iğnemin içine girip sabitliyorum. Buraya 8 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 ve 8. Bir tane tığ battı bırakıp ikincinin içinden bu şekilde bir sabitleme işlemi gerçekleştiriyorum ve iki tane zincir çekip düz tarafına döndüm buraya yaprak yapacağız bir defa tığımı doladım yuvaya girdim 2 ve 2 4 zincir 4 zinciri sıkı sıkı çekiyorum ki şöyle güzel bir kirpik topak bir kirpiğim olsun şimdi iki defa tığımı doladım yuvaya giriyorum 3 seferde 2 2 ve 2 4 zincir kapattım buraya 4 zincirimi bir tane kirpik oluşturdum şimdi yine iki defa doladım 3. trabzan için bakın burada 1 2 2 ve 4 seferde 1 2 3 4 zincir kapatıyorum 4 zincirimi 3 defa tığımı doladım yuvaya girdim Şöyle 2, 2, 2 ve 2. 4 zincir. Trabzanın arasına girip kapattım. Yine 3 defa doladım. Yuvaya giriyorum. Hemen 1, 2, 2, 2 ve 2. 4 zincir. Buraya kapatıp bir tane kirpik oluşturdum. Şimdi bu geri kalan kısma da 9 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hemen yuvanın içine girip sık iğne ile sabitliyorum. Evet yaprak işlemimiz bu kadar arkadaşlar. Bu şekilde oluştu. Bunu sahte sık iğne yerine normal sık iğne de yapabilirsiniz. Şöyle iğne o gibi zarif dursun diye o şekilde yapıyorum. Şart değil yani. 5 tane zincir çekiyorum. Ve tığımı 3 defa doladım. Yuvanın içine girip şöyle 2 2 2 ve 2 alarak 5 zincir boyutunda bu şekilde bir trabzan yaptım. Buraya 6 tane zincir çekiyorum. 4, 5 ve 6. 6 zinciri hemen yuvanın içine girip sık iğne ile buraya sabitledim. Şimdi geri kalan kısma normal sık iğne ile 9 tane sık iğne yapacağız. 2, şöyle 3, 4, 5. Normal sık iğnesi yapmamızın sebebi biraz daha oyayı taşısın, kalın dursun arkadaşlar. Burada zarifliğe gerek yok. Burada dal olduğu için gövdeye taşıyacağı için güçlü olması için kalın yapıyoruz. Evet, Onuncuyu da bu şekilde ana yuvada yapıp bakın şöyle hafif yukarı eğillettirdim ki aşağı sarkma olmasın diye. Şimdi buraya bir sık iğne yapıyorum ve tığ battı seviyesine inmek için bir sık iğne yapıyorum. 3 tane zincir çekip şimdi ilk başta yaptığımız bu 10 tığ battı işlemini yapacağız. Bakın. 1 2 3 zincir kapatıyorum. 1 2 3 zincir şöyle tığ battı. Toplamda 15 tane yapınca yine geri dönüp yaprak için yuva yapacağız ve işlemimizi hazırlayacağız. Şimdi tığ battığı aynı işlem devam edecek. 15 tane olacak. Bunu ben biraz kendim tamamlarım arkadaşlar. Bu şekilde yaprak yapılacak ve çimeli devam edecek. Ben bu kadar aralık verdim. Bu aralık sizin için azsa daha fazla da verebilirsiniz. Sizin vermek istediğiniz ara kadar arası olur. Evet şimdi çiçeğimizin kelebeğimizin yapılışına geçelim arkadaşlar. Evet şimdi şöyle Sık iğne ile bu altı zincirli yeşil yuvaya sabitleyerek modelimize başlayalım. Hemen bir zincirimi çekip ipimi uzattım. Bu plastik aparatımı alıp taktım. Buraya dört tane ilmek toplayacağız arkadaşlar. Bir, iki zincir aparatımı takıyorum. Şöyle bir ve iki tane zincir aparatı taktım. 3 yine yuvanın içine giriyorum 1 2 zincir aparatıma taktım 4 tane bu şekilde ilmeği hazırladım ve şöyle hafif sağa kaydırıyorum baştan da dip kısmından başlayabilirsiniz şimdi bakın tığımın başını bu şekilde ilmeğimi dolayıp ipimi alıp buraya iki tane sık iğne yapıyorum bu anteni rahat yapmak için ilmekleri birbirinden ayırmak için kolaylık oluyor Muhakkak buraya bir sık iğne, iki sık iğne yapmayı unutmayalım. Yine sağda olduğu gibi solda da dört tane bu şekilde ilmeğimizi yapacağız. İki zincirimi çekip aparatıma taktım. Şöyle yuvanın içine girdim. Bir, iki zincir, üç oldu. Tekrar şöyle bir, iki zincir, dört. Dört tane sağa, 4 tane sola, ortada iki sık iğne yaparak bu şekilde ilmekleri hazırladık. Son olarak yine yuvanın içine bir tane sık iğne yapıp bir tane de zincirimi çekip şöyle ipimi kopardım. Bu şekilde arkadaşlar. Hemen bunları yakalım. çıkarıyorum. Bu şekilde orta kısmını şöyle göstereyim. Evet şimdi e, kenar kontür işleminde modelimiz kendini daha güzel gösterecek. Evet şöyle e, dip kısmındaki yeşil yuvanın içine sık iğne ile ipimi sabitleyerek başlıyorum ve 7 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. 7 zincirimi kirpiğimin içine girerek kapatıyorum. Ee, şimdi 3 tane zincir. Sıradaki ilmeği tutup sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3 zincir. Sıradaki ilmeği tutuyorum. Şöyle sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir sıradaki ilmeği tutup sık iğne ile sabitliyorum bakın 4 tane ilmeği bu şekilde şimdi 7 tane zincir çekelim bu sık iğne yapmıştık ya bakın rahat girelim diye şöyle kolaylıkla buraya girip buraya 7 zincirimi sabitliyorum dibine de otursun diye bir tane zincir çekip ipimi bırakıyorum bakın bu şekil oldu şimdi demin Aynı aparatla bu şekilde buraya iki tane anten yapacağız. Bakın, bu bir. Aynı yerden giriyorum yuvadan orta kısımdan. ve bir ve iki tane zincir çekip ipimi uzatıp aparatıma taktım. Aynı yerden tekrar yedi tane zincir çekerek yukarı çıkacağız. İlmeği aldım orta kısımdan. Bu bir, iki, üç, dört. 5 6 ve 7. 7 zincirimi çekiyorum buraya. ilmeğimin arasına girip sabitliyorum ve 3 tane zincir çekiyorum. 3 zinciri çekip buradan ilk ilmeği alıyorum. Sık iğne ile sabitledim. 3 zincir 1 2 3 zincir sonuncu yuvama da giriyorum şu aparatı çıkaralım arkadaşlar elimizde evet. ilmeği çıkardım yine 7 zincirle kapatacağız yuvamıza 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 zinciri bu yeşil dalımızın içine bu şekilde sabitliyorum şöyle bir zinciri de çekip Hemen ipimi koparıyorum. Şöyle. Aparata göre e, kelebeğin büyüklüğü belirleniyor arkadaşlar. Şu ipleri yakalım. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi buradaki iki tane antenin içine böyle tohumlar atacağız verici gibi iki tane şöyle sıkı sıkı zincir çektim bir defa tığımı doladım yuvanın içine giriyorum şöyle 1 ve iki olarak bir trabzan yapıyorum bir defa tığımı doladım yuvanın içine girip 1 ve 2 bakın son ilmeklerim tığımda tığımda toplam üç tane ilmek var bu şekilde ve ben üçünü birden kapatıyorum bu şekilde trabzanlardan buraya fıstık Yapmış gibi şöyle güzel duruyor arkadaşlar. İmek toplamaktansa bu şekilde trabzan yapın kalıp gibi daha güzel duruyor. Fıstık toplanıyor öne doğru ütüyü de güzel tutmuyor. Şöyle üç kısmını da yakıyorum. Şöyle siyahlık olmasın diye biraz ucundan ip koparıyorum. Normalde makasım kesiyor arkadaşlar da kamera önünde. Makas kesmiyor. Sizden bahşiş mi istiyor acaba? <laughs> evet şimdi bir de öbür antenimizi yapalım. Şöyle bakın. Diğerini de aynı şekilde sık iğne ile buraya sabitliyorum. Ve iki tane zincir çekip bir defa tığımı doluyorum. Bu antenimizin içine girip yine bir ve iki alarak son ilmeği tığımda bırakıyorum. Yine bir defa tığımı doluyorum. Yuvaya girip şöyle bir şöyle iki üçünü birden buraya kapattım. Bakın hemen tepe kısmına bir tane zincir çekip ipimi kopardım. yaptım şimdi öbür tarafında yakıp temizleyip geleyim Evet modelimi tamamladım bakın arkadaşlar iplerimi yakıp temizledim şu kısım önemli arkadaşlar bakın bu dalın kısa olmaması böyle yukarı doğru böyle boynunun uzanması gerekiyor bu şekilde kelebeğimizi taşıyabilmesi için bu kelebeğimizin büyüklü küçüklü şu kısmı arkadaşlar sizin elinizde. Bunu bu tığların kapakları oluyor. Onla yaparsanız bir tık daha küçük olur. Kulak çöpüyle yaparsanız bir tık daha minik minik kelebekleriniz olur. Yani o kelebeklerin boyunu ayarlamak sizin elinizde. Benim aparatı kullanınca bu şekilde oluyor arkadaşlar. Kullandığım aparatı kullanırsanız bu şekilde oluyor modeliniz bakın. Şöyle ikisini bir arada tutayım. Böyle bakın çok güzel zarif bir iğneden tığa model oldu sizler için. Şöyle bir de e, sallantılı halini ters halini bakıtayım. Bu şekilde hoş oldu arkadaşlar gerçekten renklerde çok güzel uyum sağladı böyle saks mavisi leylak marka evet, bakalım bu elimden geldiği kadar böyle sizlere iğneden ta en uygun şekilde çıkarmaya çalışıyorum Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim şöyle Allah'a emanet olun arkadaşlar hoşçakalın